Tabii Akbank'la başlayacağız. Bankacılık endeksiyle devam edeceğiz. Ancak şunu söyleyeyim önce. Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların etkisindeydi Borsa İstanbul. Tabii 10.000'in altını gördü. Dün de yine 10.000'in altında kapattı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hafta nasıl bir seyir olur BIST 100 endeksinde? Kısaca geçtiğimiz haftayı özetleyecek olursak, Japonya Merkez Bankası faiz artırım kararı, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde geç kaldığı endişesiyle birlikte bu iki ülkenin arasındaki faiz makasının daralması carry trade endişelerini beraberinde getirdi ve geçen hafta pazartesi ciddi anlamda bütün dünyada borsalarda ciddi bir satış görmüş olduk. Genel anlamda baktığımızda aslında diğer borsalar, bizim haricimizdeki diğer borsalar pazartesi günkü düşüşlerini toparlamış durumdalar şu anda baktığımızda. Hatta bazıları da o düşüşün üzerine de çıktı diyebiliriz. Ama içeride maalesef bu tepkiyi göremedik. Geçen hafta içinde tepkiler oluşmuş olsa da dün kapanışa baktığımızda dip seviyelerden kapatmış olduk biz. Özellikle teknik açıdan da değerlendirecek olursak karşımızda 9.700 gibi çok çok önemli bir destek seviyemiz var. Pazartesi de bu seviyelere yaklaştık. Buradan tepki almıştık geçtiğimiz pazartesi. Bu pazartesi de tepkili açılış yapıp fakat satışlarla 10.000'in üzerinde kalamayınca da 9.800'e doğru gelen satışlarla birlikte dünü tamamlamış olduk. Özellikle yine 9.700-9.800 bölgesi bizim için çok çok önemli olacak. Stabilizasyonu bu seviyede tamamlayabilirsek yeniden 10.000'li seviyeler üzerine tepki vermeye çalışacağız ama kısa vadede 10.000 üzerinde kalıcı olamadığımız sürece net bir yükseliş görme ihtimalimiz zayıf gibi görünüyor. Özellikle yukarıda 10.000'in aşılması durumunda tekrar yukarı trende dönebilmemiz için en azından 10.200-10.400 bölgesinin de aşılması gerekiyor ki biraz daha risk iştahı artabilsin içeride. Bunu yapamadığımız sürece yani kısa vadede 10.200-10.400 bandını aşamadığımız sürece 9.700 üzerindeki baskı da devam edebilir. Burada bir kırılımsa aşağı yönlü marjı %3-%5 civarında daha artırabilir ki bu bize 9.500-9.200 bölgesine işaret edecektir eğer 9.700 desteği kırılırsa. Peki, Akbank grafiğini de ekrana verelim. Akbank'ı konuşalım. 54,20 lira, %2,36'lık bir primlenme söz konusu. Buyurun. Genel anlamda bankacılık tarafına baktığımızda aslında tepe noktalarından %20-25 civarında bir geri çekilme yaşadı. Bunların başında da zaten Akbank geliyor. Akbank'ta çok hızlı bir geri çekilme yaşadık. 70 seviyelerinden 52-53 bandına kadar bir geri çekilme yaşadık. Bunun bir nebze de olsa düşen endekste tepkisini gördük. Ama buradaki hareketin yeniden yukarı güçlü bir seyre evrilebilmesi için özellikle 55-58 bandının geçilmesi gerekiyor. Gelen tepkiler bu seviyeler üzerine atamadığı sürece elinde bulunan yatırımcılar için, pozisyonları olan yatırımcılar için realizasyon olarak yani kar da olsa zarar da olsa realizasyon olarak değerlendirilebilir. 55-58 geçilmediği sürece riskli senaryoda aşağıda özellikle 52'ye dikkat etmemiz gerekiyor. 52 desteğinin kırılması halinde ise buradaki geri çekilme 50-48 bandına kadar devam edebilir. Peki endeks, bankacılık endeksine bakalım. 12.947, %1,09. Buyurun. Bankacılık endeksi tarafında 12.800'ler kısa vadede önemli destek seviyeleri. Zaten bu seviyeden de hafif de olsa dün bir tepki görmüş olduk. Yine önümüzdeki dirençlere bakacak olursak buradaki tepkinin yeniden yukarı trende çevrilebilmesi için en azından 13.500-13.800 aralığının kırılması gerekiyor. Yine bu seviye aşılamıyorsa, bu aralık aşılamıyorsa pozisyonların gözden geçirilmesi gerekecek önümüzdeki günlerde. Aşağıda özellikle 12.800 desteğe kırılması halinde ise bankacılık endeksinin 12.400-12.000 bandına kadar geri çekilebileceğini, geri çekilmenin bu banda kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. BİM'in grafiğine de bakalım. 562,50, 0,35, %0,35'lik bir yükseliş söz konusu.
Buyurun. Bir maça baktığımız zaman aslında ayakta kalmaya çalışan nadir ana hisselerden olarak görülebilir. Burada dün de tepki vardı aslında ama maalesef gün sonuna doğru bu tepki satışla karşılandı. Özellikle 590-600 bölgesi önümüzdeki günlerde de önemli seviyeler olacak. Gelecek tepkiler bu seviyeler üzerine atabilirse kısa vadede zirvenin tazelenmesi beklenecek. Gıda perakendesi hala ayakta kalmaya devam ediyor ki bu da buradan pozitif etkileniyor diyebiliriz. Özellikle aşağıda destek aralığı söyleyecek olursak BİM tarafında 540-560 bölgesi kırılmadığı sürece hala yukarı potansiyelini koruyacak diyebiliriz. Riskli senaryo 540 desteğinin kırılması ki böyle bir kırılım gerçekleşmesi halinde biraz daha temkinli olmakta fayda var. %10'luk bir aşağı marj, 500'lere doğru bir aşağı marj oluşabilir eğer 540 desteği kırılırsa BİMAŞ tarafından. Evet, sırada BIST 100 endeksi var ama açılışta bunu konuştuk. İsterseniz bunu geçelim. Brent petrolle devam edelim. Amerika'da, ABD'de resesyon endişeleri devam ediyor. Belki biraz azalmış olabilir ancak halen devam ediyor resesyon endişeleri. Orta Doğu'da gerilimler var. Petrol fiyatları nasıl etkiliyor bütün bu gelişmeler? Aslında son döneme kadar çok fazla petrol fiyatlarının pozitif anlamda etkilendiğini görmedik. Ama son dönem yaşanan İsrail-İran gerginliği sonrası buradaki fiyat hareketliliğini de yukarı tetikledi diyebiliriz. Özellikle 74-75 bandından gelen tepkiyle birlikte şu anda 82 seviyelerine kadar yükselmiş durumdayız Brent petrol tarafında. Özellikle psikolojik destek burada 80 seviyesi. 80'ler üzerinde kalabildiğimiz sürece yukarıda ana direnç bandımız 82-85 bandı. Bu aralık üzerine kadar 85'ler üzerine kadar yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 85'ler özellikle önemli. Ana direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak 82 sonrası. 85'lerin aşılması halinde farklı bir senaryodan bahsedeceğiz. Ama bu seviye aşılmadığı sürece kısa vadede gelen bu hızlı tepki, %10'luk tepki biraz daha satışlara dönebilir. 82-85 bandından diye belirtebiliriz. Evet, DAX endeksiyle devam edelim. 17.726 seviyesinde, Temmuz ayında 18.500'leri görmüştü DAX endeksi. DAX tarafında az önce de belirttik, Avrupa'nın neredeyse Avrupa-Amerika tarafı geçen pazartesi yaşanan düşüşlerin tamamını telafi etmiş oldu. Burada özellikle 17.700'ler bizim için önemli destek noktası olmaya devam edecek. Bu seviyeler üzerinde kalabilirsek yukarı yönlü 18.000-18.200 bandına doğru tepkinin ilerlemesi beklenebilir. Olumsuz senaryoda yeniden 17.700'lerin kırılması halinde tekrar bir aşağı baskı 17.500-17.400 bandına doğru aşağı baskı DAX tarafında görebiliriz.